Aşağıdaki sayı örüntülerini örnekte verildiği gibi doldurunuz. Örüntünün kuralını yazınız. Örneğimize bakalım şimdi. Örneğimize baktığımızda 35'ten başlayan bir sayı örüntüsü var ve her seferinde 4 artarak devam etmiş. Kuralında 4'er artan örüntüdür şeklinde yazmış. Biz 4'er artıyor da diyebiliriz. Bunu yani böyle bu kadar ayrıntılı yazmasak bile 4'er artıyor dememiz yeterli. Şimdi alttakilere bakalım. 79'dan 76'ya, daha sonra 73'e, ardından 70'e gelmiş. Şimdi burada ne var? Bir azalan örüntü söz konusu burada. 79'dan 76'ya 3 azalmış. Onun için eksi 3 diyeceğiz. Daha sonra yine 3 azalmış. Eksi 3. Kuralını belirledik aslında. Bunu da yazalım. Eksi 3. 70'ten 3 çıkardığımızda kaç kalır? 67 kalır. O zaman buraya 67 yazacağız. Daha sonra 64, 61. 61'i de 3 azalttığımızda 58 olur. Kural olarak da üçer azalan örüntüdür diyebiliriz. Üçer azalan örüntüdür. Sonraki örüntümüze baktığımızda yine bir azalma söz konusu. 99, 97'den büyüktür çünkü. Ne kadar azalma var burada peki? 2 azalma var. Eksi 2. 97'den 95'e yine 2 azalma var. 95'ten 2 çıkardığımızda burası da 93 olması gerekir. Daha sonra 91, 89 ve burası da 87 olacaktır. 85, 83 hep ikişer azalarak devam ediyor. Örüntümüzün kuralına ise ne diyeceğiz? İkişer azalan örüntüdür. Aşağıdaki sayı örüntülerini tamamlayıp kuralını yazınız. 18'den 22'ye burada bir artış söz konusu. Ne kadarlık bir artış söz konusu? 18'den 22'ye 4 artmıştır. Daha sonra 22'den 26'ya yine 4 artmıştır. Artık kuralını bulduk diyebiliriz. 4'ler artıyor. Şunlara da bir bakalım isterseniz tam emin olalım. Burası da 34'ten 38'e yine 4 artmıştır. 26'dan 4 artırdığımızda buraya 30 yazmamız gerekecek. 38'den 42'ye yine 4, 46'ya 4. 46'dan 4 artırdığımızda burası da 50 olur. Daha sonra da 54 olduğunu görüyoruz. Örüntünün kuralı nedir? 4'er artıyor ya da 4'er artan örüntüdür diyebiliriz. 4'er artan örüntüdür. Sonraki örüntümüze bakalım. 49'dan 47'ye burada azalma söz konusu. Ne kadarlık bir azalma? 2 azalmış. Eksi 2 diyeceğiz. Burada yine eksi 2. 45'ten 43'e yine eksi 2. Kuralı belirledik. İkişer azalıyor. O zaman 43'ten sonra kaç gelir? 41 gelir. Daha sonra 39 olduğunu görüyoruz. 2 azalmış, 2 azalmış, 2 azalmış. 35'ten 2 azalttığımızda 33 olur. Burası da 31, gördüğünüz gibi 2 azalttığımızda 31 olur. Örüntümüzün kuralı içinde ikişer azalan örüntüdür diyebiliriz. İkişer azalan örüntüdür. Burada 25'ten 28'e bir artış söz konusu. Ne kadarlık bir artış? 3 artmıştır. O zaman buraya artı 3 diyeceğiz. Yine 28'den 31'e artı 3. 31'den 34'e artı 3. Buradan 3 artırdığımızda burası 37 olacak. Daha sonra 40, 43. 3 artırdığımızda burası da 46 olur. Daha sonra 3 artırdık, 49, 52. Gördüğünüz gibi artış sabit. Örüntüde artışların sabit olması lazım. Biri 3, biri 5 olmaz. Örüntünün kuralına ne diyeceğiz? Üçer artan örüntüdür diyeceğiz. Üçer artan örüntüdür. Bu örüntümüze baktığımızda bir azalma söz konusudur. 68, 72'den küçüktür çünkü. Peki ne kadarlık bir azalma vardır? 4 azalmıştır. Eksi 4 diyeceğiz. 68'den 64'e yine 4 azalma vardır. Şimdi kuralımızı belirledik. 64'ten 4 azalttığımızda burası 60 olur. Daha sonra 60'tan 4 azalttık. 56, 52, 48, 44. 44'ü 4 azalırsak burası da 40 olur. Örüntünün kuralı ise 4'er azalan örüntüdür deriz. 4'er azalan örüntüdür. Aşağıdaki örüntülerde verilmeyen sayıları yazınız. Verilmeyen sayıları bulmak için öncelikle kuralı belirlemek lazım. Burada 6'dan 10'a ne kadarlık bir artış var? 4 artış var. Daha sonra 10'dan 14'e yine 4 artış var. Burayı 4 artırdığımızda burası 18 olacak. 4 artırdığımızda 22, 4 artırırsak burası 26 olur. 26'dan 4 artırdığımızda 30, 34, 38 gördüğünüz gibi. Burada 86'dan 76'ya 10 azalma var. 66'ya 10 azalma var. O zaman burası ne olacak? Yine 10 azalttığımızda 56 olur. 56'yı 10 azalttığımızda 46, 36, 26, 16, 6 diye devam eder. 5, 10, 15 gördüğünüz gibi 5'er ritmik sayma burası. O zaman burası 20 olacak. 25, 30, 35, 40. Burası da 45 olur. 20, 25, 30, 35 yine 5'er ritmik sayma. Burası 40 olacak. 45, 50, 55 burası da 60 olur.
54, 57, 60. Burada 3'er artış söz konusu. 54'ten 57'ye 3 artmıştır çünkü. Daha sonra yine burası 3 artmıştır. Burası da 3 arttığında 63 olur. 66, 69, 3 artırdığımızda 72'den sonra burası da 75 olacak. Aşağıdaki örüntülerde kuralı bozan sayıları bulup işaretleyiniz. Örüntümüze bakalım. 37'den 41'e bir artış söz konusu. Ne kadar artış var peki burada? 3, 4 artış var. Buraya 4 diyebiliriz. Artı 4. 41'den 45'e artı 4. 45'ten 48'e burada ne var? 3 artmış. O zaman kuralı bozan budur. Buraya ne olması gerekecek? 49 olması gerekecek. Şöyle 49 yazalım. 4 arttırdığımızda 49 olur çünkü. Peki 49'dan sonra 4 arttırınca 53 oluyor mu? Evet, 53 olur 4 arttırdığımızda. Ve bu örüntüde burayı bozan sayı 48'dir. 29, 26. Burada ne var? Azalma söz konusu. Ne kadar azalma söz konusu? 3 azalma. Eksi 3. 26'dan sonra eksi 3 dersek 23 olur. 3 azalttığımızda burası 20 olur. Burasını 3 azalttığımızda 17 olur. Ama burada 18 var. O zaman bunu 17 yapmamız lazım. Burayı bozan budur. 17'den sonra 14 olur 3 azalttığımızda. Yani örüntümüz doğru. Buraya 17 yazdığımızda. 41'den 43'e ne kadar artmış? 2 artmış. Artı 2. 43'ten 45'e artı 2 diyeceğiz. 45'ten 46'ya 1 artmış. Buranın ne olması gerekir? 2 artması gerekir. Ve burası o zaman 47 olması gerekir. Daha sonra artı 2 dediğimizde 49 ve 51 diye devam eder. Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Sayı örüntümüze bakalım. 28'den 25'e bir azalma. Ne kadar azalma var? Eksi 3 diyeceğiz. 3 azalma. Yine burada 3 azalma, eksi 3. 22'den 19'a, eksi 3. 19'dan 16'ya yine eksi 3. Sayılar 3'er azalarak sıralanıyor. Evet, A şıkkımız doğrudur. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Aşağıdaki sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı hangisidir? 23'ten 27'ye 4 artmış, artı 4 diyeceğiz. 27'den 31'e artı 4. 31'den 35'e artı 4. 35'ten 39'a artı 4. 39'dan 42'ye 4 arttığında burası 43 olması gerekir. Burası 42 olmuş. O zaman bozan sayı nedir? Budur. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki örüntüde soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? 3, 13, 23, 33, 43, 53. Onlar onlar gidiyor gördüğünüz gibi. Buraya ne gelmesi gerekir? 63 gelmesi gerekir. Yani A şıkkıdır. Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralını yazınız. Sayı örüntüsünün kuralını belirleyelim önce. 17'den 21'e ne kadar artmış? Artı 4. 21'den 25'e artı 4. 25'ten 29'a artı 4. Artık belirlendi ama biz devam edelim yine. 29'dan 33'e artı 4. 33'ten 37'ye artı 4. 4'er artan örüntüdür diye buraya yazabiliriz kuralı. 4'er artan örüntüdür. Aşağıdaki sayı örüntülerinde kuralı bozan sayıları bulup boyayınız. Kuralı bozan sayılara bakalım şimdi. 13'ten 17'ye ne kadar artmış burası? Artı 4. 17'den 21'e artı 4. 21'den 25'e artı 4. 25'ten 29'a artı 4. 29'dan 32'ye burası ne olmuş? Artı 3 olmuş. Hep 4'ler artıyordu. Burası 3 arttığı için kuralı bu bozar. Burası ne olması gerekir? 33 olması gerekir. O zaman burayı boyayabiliriz. 47'den 45'e eksi 2. 45'ten 43'e eksi 2. 43'ten 40'a baktığımızda 3 azalma var. O zaman kuralı bozan nedir burada? 40'tır. Burasının 41 olması gerekir. Ayla'nın teyzesi 39, dayısı 32 yaşındadır. Hangisi daha büyüktür? Yazınız. Hangisinin daha büyük olduğunu bulmak için sayıları karşılaştırmamız gerekecek burada. Teyze 39, dayı 32 yaşındaymış. Önce onluklarına bakmamız lazım sayıları karşılaştırırken. Onlar basamağı 3, bu da 3. Eşitse birler basamağına bakmamız lazım. 9, 2. 9, 2'den daha büyüktür. Şu büyüktür işaretimiz. 9, 2'den daha büyük olduğu için teyze daha büyüktür. Yani o zaman ne diyeceğiz? Teyzesi diye buraya yazabiliriz. Ela ve Seda bahçede ip atlıyorlar. Ela 41, Seda 34 kez ip atladı. Kim daha çok ip atlamıştır? Yine burada karşılaştırma yapacağız. Onluklarını karşılaştırdık. Burada 4 var, burada 3 var. 4, 3'ten büyüktür. O zaman Ela daha çok ip atlamıştır. Dolayısıyla cevabımız Ela olarak buraya yazabiliriz. 76, 84, 68 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Büyükten küçüğe sıralarken şimdi burada baktığımızda onlar basamağına bakacağız. Burada 7 var, burada 8 var, burada 6 var. 8 en büyüğü olduğu için bunların 84'ü en başa yazacağız. Büyükten küçüğe sıralıyoruz. Büyüktür işaretini kullanacağız. Aslında 2. sınıf seviyesinde bunu göstermiyoruz ama bilmenizde fayda var. Bu büyüktür işaretidir. Daha sonra 76'nın 7'si 8'den sonra gelir. Dolayısıyla buraya 76 yazacağız. Büyüktür dedikten sonra en sona da 68 yazacağız. Aşağıdaki tabloda sayılar ve harfler karışık olarak verilmiştir. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şifrelenmiş sözcüğü bulunuz. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Şimdi küçükten büyüğe sıralarken yine aynı şekilde büyükten küçüğe sıralarken yaptığımız gibi onluklarına bakacağız. Burada 3 var, burada 3 var, burada 3 var, burada da 3 var. Hepsinin onlar basamağı eşitse birler basamağına bakacağız. Birler basamağında 4 var, 8 var, 5 var, 2 var. Küçükten büyüğe dediği için en küçüğü 32 olur çünkü 2 bunların içerisinde en küçüktür. Dolayısıyla buraya 32 yazacağız ve altına da harfini yazacağız O. Sonra bakalım 34 gelir çünkü 2'den sonra küçük olan 34'tür yani 4'tür. 34 yazdıktan sonra altına K yazacağız. Daha sonra 35 gelir çünkü 5 vardır 4'ten sonra küçük olan 35 diyeceğiz ve U yazacağız. En sona 38 gelecek en büyükleri budur çünkü ve altına L yazacağız. Şifremiz de okul olarak karşımıza çıkacak. Nihat'ın 23, Nuri'nin 30, Burak'ın 19, Serdar'ın 18 bilyesi vardır. Bilye sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Aşağıdaki boşluğa yazınız. Küçükten büyüğe doğru sıralarken ne yapacağız? Yine onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağı en küçük olan en küçüktür. Ama burada iki tanesi eşit. O zaman bunların kendi arasında karşılaştıracağız ve birler basamağına bakacağız. 9 var, 8 var. 8 9'dan küçük olduğu için en küçük burada ne olacak? 18 olacak. Daha sonra küçüktür sembolü kullanıyorum. 19 yazacağız. Ardından 2 3'ten küçük olduğu için 23 yazacağız. Şöyle yazalım. Araya küçüktür işaretini koyalım. En son 30 yazacağız. Küçüktür 30 deyip burayı tamamlayacağız. Aşağıdaki görselde köpekler ve topladıkları kemik sayıları verilmiştir. Kemik sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Aşağıdaki boşluğa yazınız. Büyükten küçüğe sıralarken ne yapacağız yine? Onlar basamağına bakacağız. 2 var, 3 var, 2 var. Buradaki 3 bu ikisinden büyük olduğu için 31 en büyüktür. Dolayısıyla onu en başa yazacağız. Büyüktür diyeceğiz. Daha sonra şu ikisini kendi arasında karşılaştıracağız. 8 1'den büyük olduğu için 28 yazacağız. Daha sonra büyüktür. En sonda 21 yazacağız ve bitireceğiz. Aşağıdaki kutularda boş bırakılan yerlere hangi sayılar gelmelidir yazınız. Önce sonra gördüğünüz gibi 21 var. 21'den önce ne gelecek? 20, 35'ten önce 34, 48'den önce 47. Şimdi burada arasında 76, 64, 87 var. Öncesini ve sonrasını yazacağız. 76'dan önce gelen 75'tir. 76'dan sonra gelen 77'dir. 64'ten önce 63 gelir. 64'ten sonra 65. 87'den önce 86, sonra ise 88 gelecek. 88'den sonra 89 gelir, 40'tan sonra 41 gelir, 52'den sonra 53 gelir. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayınız. Cevaplarınızı soruların yanındaki noktalı yerlere yazınız. 3. sıradaki Anıl hangi çocukların arasındadır? 3. sıradaki Anıl'a bakıyoruz. Hangi çocukların arasında? Esin ve Berke'nin arasındadır. O zaman Esin yazalım ve Berke arasındadır dediğimize göre Berke'yi yazalım. Burada bırakalım. 2. sıradaki Esin hangi çocukların arasındadır? 2. sıradaki Esin'e bakalım. Hangi çocukların arasında? Merve ve Anıl'ın. O zaman buraya da ne yazacağız? Merve. Şöyle çizgi çekelim. Anıl diyelim. İkisinin arasında çünkü. Anıl'dan sonra okul taşıtına kaçıncı sıradaki çocuk biner? Anıl'a bakalım. Şimdi 1, 2, 3. Berke 4. sıradadır. Dolayısıyla 4. sıradaki çocuk biner diyelim. Esin'den önce okul taşıtına kaçıncı sıradaki çocuk biner? Esin burada 2. sırada olduğuna göre 1. sıradaki çocuk biner. 57, 53, 59 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Büyükten küçüğe sıralarken ne yapıyorduk? Onlar basamağına bakıyorduk. Fakat bunların onlar basamağının eşit olduğunu görüyoruz. O zaman birler basamağına bakacağız. 7 var, 3 var, 9 var. 9 en büyükler olduğu için başta 59 olması lazım. Daha sonra 57, en son ise 53 olacak. Yani doğru cevap A şıkkıdır. 59, 57, 53 şeklinde sıralanmış.
87, 92, 78 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Yine burada onlar basamağına bakıyoruz. 8 var, 9 var, 7 var. Farklı olduğu için buradan hareket edebiliriz. Bunların içerisinde en küçük 7 olduğu için 78'i en başa yazacağız. Arkasından 87, sonra 97. 92 pardon. 78, 87, 92 B şıkkında verilmiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. 89'dan sonraki ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir? 89'dan sonra birer birer sayarken 90 deriz. Dolayısıyla ilk sayımız 90'dır 89'dan sonra. 49'dan önceki ilk sayı aşağıdakilerden hangisidir? 49'dan önce gelen ilk sayı 48'dir. Sınıf listesinde 31. ve 33. sıradaki öğrencilerin arasında olan Serdar kaçıncı sıradadır? 31. ve 33. sıraların arasında ne gelir? 32 gelir. Bu iki sayısının arasında 32 vardır. Dolayısıyla 32. sıradadır.